Değerli dinleyiciler, Radyo Yozgatlı'nın bu haftaki konuğu Sayın Emekli Amiral Türker Ertürk. Nasılsınız Sayın Paşam? Sağ olun, teşekkür ederim. Size iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim vaktinizi ayırdığınız için, sağ olun. Ne demek, onurdur benim için. Sizinle belki anımsarsanız geçen yıl 10 Kasım törenlerinde Los Angeles'taki Atatürk'ü anma törenlerinde karşılaşmıştık. Sizin orada güzel konuşmalarınız vardı. Ben de oradaydım. Aşağı yukarı bir yıl geçmiş üzerinden. Onun üzerinde tekrar tabii bir sürü Avrupa ve dünyanın her tarafına gidip geliyorsunuz. Bir sürü konferanslar, söyleşiler oluyor. Basında izliyoruz sizi. Son olarak Avrupa'daydınız zannediyorum. Onu biraz anlatır mısınız lütfen? Şimdi bu geçtiğimiz hafta Almanya'daydım. Evet. Almanya'da özellikle Atatürk'ü Düşünce Dernekleri, gerçi bir sürü dernek Cumhuriyet Bayramı'nın 91. yıl dönümü münasebetiyle etkinlikler düzenliyor. Evet. Atatürk'ü Düşünce Derneği beni davet etti. İki ilde, iki şehirde, birisi Hanover, diğeri de Bilefeld olmak üzere. İki yerde, birisi cumartesi, birisi pazar günü Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri yapıldı. Bu etkinlikler kapsamında ben de Cumhuriyet'in ne anlama geldiğini ülkemiz için, Türkler için bunu anlatmaya çalıştım. Evet. Tabii 91. yıl dönümünü de idrak ederken evet. Ne yazık ki bugün ülkemizde her şey iyi gitmiyor. Hatta belki de Cumhuriyet tarihinin en zorlu dönemini, belki de yaşamsal tehditlerin bu kadar yükseldiği bir dönem hiç olmadı. Bu dönemi yaşadığımızı örnekleriyle ülkenin nereye doğru götürülmeye çalıştığını dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Bir önceki haftada bu sefer Türkiye Gençlik Birliği ABD beraberliğinde bir davet vardı. Evet. O zaman da Brüksel'de bunları anlatmaya çalıştım. İşte yarın Gelibolu'na gidiyorum. Cumartesi günü yine iki yerde, birisi Kadıköy'de olmak üzere, diğeri Karşı'da olmak üzere yine iki konferansımız var. Gücümüzün yettiğince, dilimizin döndüğünce Cumhuriyetimizi, Atatürk'ü, bugün yaşadığımız zorlu sürecin nedenlerini, büyük resmi anlatmaya, insanlarımızı aydınlatmaya çalışıyoruz. Harika. Allah size kuvvet versin diyelim, güç versin. Siz Deniz Harp Okulu mezunusunuz. Deniz Lisesi tabii daha sonrası Deniz Harp Okulu. Hatta okul komutanlığınız da var yanlış hatırlamıyorsam. Doğrudur. Ben 14 yaşında ben Deniz Lisesi'ne girdim. Evet. Benim babam da denizciydi. Dedem de denizciydi. Ama ben babamı çok küçük yaşta kaybettim. 12 yaşında kaybettim. İşte sonra babamın denizci olması, dedemin denizci olması, ben de denizi seviyor olmam. Evet. 14 yaşında deniz sesinin sınavlarına girdim. Kazandıktan sonra Beyberada da eğitimine başladım. İşte önce deniz sesi, daha sonra Deniz Harp Okulu. 1979 yılında mezun oldum. İşte o gün bugündür denizlerde çalıştık. 15 yıl denizde görev yaptım, gemilerde görev yaptım. Evet. Çeşitli karargah görevlerim de oldu. Ben aynı zamanda mezun olduğum okulda hem alay komutanlığı yaptım. Evet. Aynı zamanda eğitim komodorluğu yaptım. Yani öğrencilere açık deniz eğitimi veren komutanlığı da yaptım. Bir de üstüne 2008-2010 yılları arasında Deniz Harp Okulu komutanlığı yaptım. Ve 2010 yılında işte bugün ateşlerini gördüğümüz, zorlu süreci gördüğümüz Ergenekon, Balyoz gibi evet. gayri hukuki, gayri ahlaki evet. operasyonlara karşı komutanlarının süreci doğru yönetemediğini iddia ederek mesleğimden ayrıldım, istifa ettim 2010 yılında. Hatta bu konuda istifa eden ilk komutanım ben. Evet. Ondan sonra tabii ben istifa ederek hani kaçmak, ne bileyim, biliyorsunuz ülkemiz güzel bir iklim kuşağı üzerinde bulunduğu için ne bileyim Bodrum'da, Marmaris'te daha güzel yerlerde yerleşip balık tutmak, keyfime keyif katmak için yapmadım bunu. Kaçmak için de yapmadım. Evet. O gün bugündür 4 yıldır mücadele ediyorum. Hem siyasete başladım, ondan sonra hem gazetecilik yapıyorum. Evet. İşte bu süreci yazmaya, çizmeye, anlatmaya çalışıyorum. Televizyon programları, radyo programları hariç en son yaptığım konferans 200'ü geçti. Evet, gerçekten. Yani bu süreçte ben ülkemizin başına gelen felaketleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni filan anlatıyorum.
Ama işte bakın öyle bir zorlu süreç ki biz böyle yapmamıza rağmen Genelkurmay Başkanı beni cezalandırmaya kalkıyor. Evet, ben de o konuyu soracaktım size. Şimdi, ordu evlerine girmeniz falan konusunda bir şey vardı. Onu açar mısınız lütfen? Evet, evet, doğrudur. İşte bu zorlu süreci anlattığım için zannederim susmamı istiyorlar. Evet, öyle susmamı, konuşmamamı istiyorlar. Çünkü ben bu olayları anlatırken bu süreçte askerini, bu süreçte emindekileri korumadığını da iddia ediyorum. Bakın bugün geldiğimiz yerde bu gayri ahlaki ve gayri hukuki ve de aynı zamanda gayri milli bu operasyonlarının ne menem bir şey olduğunu ben daha önce anlattım. Bunların hepsinin düzenbazlık, şerefsizlik ve ahlaksızlık olduğunu söyledim. Ama iş yürü emrinde görev yapan Genelkurmay Başkanı o makamın hakkını vermediği, emrindekileri bu açık operasyonlara karşı korumadığı, hatta birçoğu da biliyorsun öldü, rahmetli oldu, yaşamını kaybetti. Bence şehit oldu. Evet. Tabii bunları söylediğim için bana kızıyor. İkinci defa benim ordu evlerine girmemi yasakladı. Yasaklamaya devam ediyor. Benle birlikte biliyorsunuz bir de eski donanma komutanı var. Nusret Amiral, yani 4 yıldızlı Or Amiral rütbesinde kuvvet komutanı olmasına bir hafta kala elinin tersiyle gitti, olmadı. O da şu anda benim gibi mücadele ediyor. Böyle özverili bir komutan emin olun Cumhuriyet tarihi boyunca görülmemiş. Ama şu anda Necdet Bey, ben biliyorsunuz artık ona komutanım diyemiyorum deme şansını kaybettim. Ona da bana da ceza veriyor. Hatta onun korumalarını kaldırıyor. Yani yarın bir gün ona karşı bir suikast olursa bilsin ki elinde onun kanı olacaktır. Çok acı gerçekten. Değerli dinleyiciler, bu haftaki yayın konuğum Sayın Emekli Amiral Türker Ertürk ile söyleşimiz devam ediyor. Sayın Ertürk, siz hiçbir siyasi partinin mensubu değilsiniz anladığım kadarıyla. Hayır hayır. Ben istifa ettikten sonra şöyle bir iddiada bulundum. Artık Dinamik Kuvvetleri'nde kalarak yeterince hizmet edemem. Hizmetin yapılabileceği alan artık siyasi platformdur dedim. Siyaseten mücadele edebilir. Hukuken artık bu ülkede mücadele etmenin imkanı kalmamıştır dedim. İstifa eder etmez. Cumhuriyet Halk Partisi'ne girdim. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyim o gün bugündür. Ama ne yazık ki işte emperyalizm böyle güçlü bir şey. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de operasyon yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi bugün niye CHP haline geldi? Evet. Kurucu ideolojisini altı okla somutlaşan ülkelerini inkar eder bir pozisyonda. Evet, ben Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyim ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okunu, o değerlerini, kurucu değerlerini savunuyorum. Ve şu anda ki yönetime muhalefet ediyorum. Hatta bu kadar açık iddia ediyorum. İhanet içinde şu andaki Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi. Size şöyle söyleyeyim. Bugün emperyalizmden görev talep ediyorlar AKP yerine. Diyorlar ki bak bizi destekle, bizi destekle. Biz de o projelere, senin kurguladığın emperyal projelere nerede, bölgede, nerede, Türkiye'de aynen kaldığı yerden devam ederiz diyor. Ve çevresine çalmak için çevresine çıkar grupları toplamışlar. Hatta evet, ben bunu yakından gördüm. Şöyle söyleyeyim, böyle insanlar var ki siyasette. Bu ülkesine yapabileceği en iyi hizmet siyasetle uğraşmamak, evinde oturmak, hiçbir niteliği yok. Sadece çalmak, çırpmak ve ticari şirketine, girişimine imkan sağlamak için siyasete soyunmuşlar. Hatta bazıları işlerinden şöyle diyor, bak diyor hep AKP çalıyor. Ya biz de gelsek de biraz da biz çalsak. Emin olun, böyle. Ama bugün için ülkemiz belki de uzun zamandır böyle. Ama biz askeri bürokrasinin içinde olduğumuz için bunu yeterince içine girmediğimiz için fark etmemişiz. Bugün Türkiye niteliksiz insanların, tabii ki bunu söylerken ülkede nitelikli pırıl pırıl insanlar siyaset yapmıyor mu? Yapıyor ama azınlıkta. Çoğunluğu niteliksiz,
geçmişi kirli, ekonomik geçmişinin hesabını verebilecek imkan kabiliyette değil. Siyasetle uğraşıyor, ülkeye hizmet yarışı için değil. Evet. Sadece kendi çıkarlarını maksimize edebilecek imkan kabiliyetlere yakın olabilmek için bunu yapıyor. Evet. Şu anda geldiğimiz durum ne yazık ki. Pekala, Emine Ülker Tarhan'ın istifası ve HEPAR'a katılmasını nasıl yorumluyorsunuz? CHP'den istifası. Emine Ülker Tarhan'ın istifasını çok olumlu bir davranış, ilkeli bir girişim olarak nitelendiriyorum. Ama HEPAR'a girmedi. Ben Emine Ülker Tarhan'ı yakından tanıyorum. HEPAR'a girmedi ama evet, bir birleştirici siyasetin içinde olma mücadelesi var. Ama HEPAR'a girmedi. Hı hı. Ben HEPAR konusunda da şöyle düşünüyorum. HEPAR ve bazı bu partiler bu ülkede yakılan çoban ateşleridir. Yani hı hı, bu çoban ateşlerini birleştirebilecek bir siyasi harekete bizim ülkemizde ihtiyaç var. Evet, bazı örgütler var meclis dışında. Diyorlar ki bize gel, bana gel, olmaz. Bakın bugün geldiğimiz yer ya millicisin ya gayrimillicisin. Artık hı hı, sınıf mücadelesine sağ sol tandanslı, tabanlı bir hareketle başarıya ulaşmanız mümkün değil. Hatta Türkiye'de sınıf mücadelesi belki de çok tersine dönmüş. Bugün gerçekten bir kamuoyu araştırması yapınız. Hı hı. Zaten işçi, sendikalı işçi sayımız çok az. Olan işçilerin emin olun çoğu da AKP'ye oy veriyor, biliyor musunuz? Evet, yani evet, sınıf bilinci yok. Ben şunu demek istiyorum, hı hı, o konuyu uzatmak istemiyorum. Evet. Bugün sağı, solu, merkezi birleştirebilecek, millicileri, milliyetçileri, ulusalcıları bir araya getirebilecek, Atatürk'te birleşen bir harekete ihtiyacımız var ve kimseyi öteleyebilecek lüksümüz yok diyorum. Biz hatta diyorum ki, hı hı, anti-emperyalist olan, dünyayı mesajı doğru anlamış ve algılamış dindarımıza bile bu mücadelede ihtiyacımız var. Onun için yeni bir siyasi hareket olmalı, yeni bir parti olmalı, hı hı, ve bunların hepsini kucaklamalı. Siz eğer de kendinizi geçmişte sağda konumlandırmış iseniz veya solda konumlandırmış iseniz, kendinizi Atatürkçü kabul ediyorsanız, kendinizi milliyetçi kabul ediyorsanız, ulusalcı kabul ediyorsanız, ne kabul ederseniz edin, bu gidişten memnun değilseniz, ülkemizin hızla bölünmeye, parçalanmaya ve iç savaşa doğru, orta çağ karanlığına doğru gidişini artık fark ettiyseniz, bu insanları birleştirebilecek. Evet, bu insanların geçmişi temiz, yeni yüzler, yine eskileri karşımıza çıkarmadılar denebilecek bir harekete ihtiyacımız var diyorum. Evet. Bunun için mücadele ediyorum. Şu ana kadar başardık mı? Ne yazık ki hiç başarmadık. Umarım bundan sonra başarılı olabilecek girişimlerimizi tekemmül ettiriyoruz. Umarım başarılı. Ben şahsen hiç ümidimi yitirmedim. Bu konularda her zaman ümit var geleceğe yönelik. Ben çifte vatandaşım. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıyım. Seçimler oldu ve ben de gittim, oyumu kullandım. Hatta 8'de kapanıyordu akşam saatiyle. Ben 7.59'da içeri girdim. İnsanlar gayet neşeli, güler yüzlü. En son sen geldin dediler ve beni alkışladılar. Oyumu gittim, kullandım. Hatta eşim de kendisi okula gittiği için oyunu zarfa yazarak, imzalarak, kapatarak zarfını bana verdi. Onu da gittim, kullandım. Umarım ülkemizde bu şekilde seçimler gerçekleşebilir önümüzdeki yıllarda, olaysız ve gayet güvenilir bir şekilde, oyların gereken şekilde sayılabileceği seçimler. Bu yılki yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Los Angeles'ta özellikle sandık görevlisi olarak da yer aldım. Ve oylarımız çalınmasın diye arkadaşlarımız burada gece gündüz nöbet tuttular çuvalların yanında ve uçakla beraber uçarak ta Ankara'ya kadar oy çuvallarıyla birlikte gittiler. Ve ben şahsen çok müsterih oldum. Oylarımız en azından Los Angeles'a atılan oylar sayıldı, hepsi sayıldı ve yerini buldu. Yalnız benim esasında merak ettiğim konu şu, siz o konuda ne demek istersiniz? 2015 seçimlerinde oylarımız yeterli yerlerini bulacak mı? Güvenebilecek miyiz seçim sistemine? Bir de son soru olarak %10 seçim barajı hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi her şeyden önce sizi duyarlılığınız için, hassasiyetiniz için kutluyorum. Sağ olun. Bence sizi klonlamak lazım. Sizin gibi insanlara, sizin gibi yurttaşların artımına, fazlalığına ihtiyacımız var.
belki de şu anda yaşadığımız zorlukların birçoğu da yeterince duyarlılık göstermeyen amansendecilik neden oluyor. Evet. Halbuki bilmiyorlar ki bu giden gelişen antidemokratik süreç bir gün sizi sessiz de dursanız evinizden gelip alacaklar. Ama ne yazık ki insanlarımız bunun yeterince farkında değil. Evet. Şimdi ben 2015 seçimleri için şöyle düşünüyorum. Hı hı. 2015 seçimlerine ne yazık ki yeni bir siyasi fikir girmez ise, yeni bir parti kurulamaz ise, umut sağlanamaz ise durum biraz kötü olur ve AKP yine kazanır diye düşünüyorum. Evet. Hatta bugün yapılan kamuoyu yoklamalarında bugün yazımda da vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranı %17'ye düşmüş. Bakın siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olsanız, yöneticisi olsanız, kamuoyu yoklamaları bir bilimsel veri. Oylarınız düştüğü halde hala bu yanlış politikalarda ısrar eder misiniz? Evet. Ne bileyim, Atatürk düşmanlarını, bölücüleri partide ikame etmeye çalışır mısınız? Çalışmazsınız. O zaman şöyle, yanlış politikalar ve bilimsel verilerin itibariyle oy kaybına neden oluyor da hala siz ısrar ediyorsunuz. Bunun tek bir anlamı var. Siz özel görevlisiniz. Emperyalizmden rol talep ediyorsunuz demektir. Gelelim %10 barajına. %10 barajı bir kere antidemokratiktir. Temsilde adalet sistemi yoktur. Yani bugün normal herkesin %10 barajın olmadığını düşünürsek, bugünkü partinin Türkiye'deki desteği %30'lar civarındadır. Hatta %30'ların biraz altına iner. Onun için temsilde adalet çok önemlidir. Tabii ki istikrarın da önemli olduğunu kabul ediyorum ama %10 barajları kabul edilemez. Bu şekilde halkın iradesi mecliste temsil edilemez. %10 barajında ısrar demek bugünkü yapısıyla ve %10 barajına gelebilecek 2015 seçimleri sonrası oluşacak mecliste irade, Türk halkının iradesi temsil edilmeyecek demektir. Bence artık bu gayrimeşrudur. Bunun tasarrufları bence Türkiye Cumhuriyeti'ni artık bağlamamalı. Ama tabii bunun sadece benim söylüyor olmam yetmez. Evet. Muhalefet partileri de bunun peşinde olmalı. Ama ne yazık ki bugüne kadar olduğu yolunda herhangi bir verim yok. Peki seçim sağlıklı olabilir mi? Hile hurda karıştırılmamış olabilir mi? Hı-hı. Bakın bugün de facto olarak ülkenin güneydoğusunda devlet yok gibi. Hadi yok demiyorum da yok gibi diyorum. Orada oylar nasıl veriliyor biliyor musunuz? Polis veya jandarma sen diyorlar bunu al, şurada otur, yemeğine bak diyorlar. Hı-hı. Ondan sonra giriyorlar içeri sandık başına, bir tane PKK görevlisi veya HDP görevlisi neyse insanlar onu pataküte basıyor. Bakın ben Kadıköy bölgesinde oturuyorum. Bu bölge Türkiye'nin eğitim öğretim düzeyi en yüksek bölgesi. Hatta şöyle söyleyeyim, burada neredeyse benim bulunduğum mahallede filan CHP %75 oraya biliyor musunuz? Evet. Ve şöyle söyleyeyim, bu kadar eğitim öğretim yüksek olmasına rağmen buradaki geçersiz oy sayısı, yanlış verilen oy sayısı nereden? Şırnak'tan, Hakkari'den daha yüksek. Bunun anlamı şu. Bakın o bölgedeki insanların tabii ki suçlamak istemem ama bu bölgede eğitim öğretim düzeyi düşük olduğuna göre ortalama olarak oradaki geçersiz oy sayısı, yanlış verilen oy sayısının daha yüksek olması lazım değil mi? Evet. Evet. Ama böyle değil. Bunun anlamı benim biraz önce söylediğim, artık orada oyları bir veya iki kişi şehrin adına, köyün adına, kasabanın adına veriyor demektir. Onun için bir kere öncelikle şunu diyorum, bazı bölgelerde seçim güvenliği artık yoktur kesinlikle. Ve bazı bölgelerde de sandıkta hile ve hurda karıştırıldığı konusunda çok ciddi şüpheler vardır. Seçim sistemine güven yoktur. Daha açık, şeffaf bir gerekirse bilgisayar sistemini de değiştiren, programı da değiştiren yeni bir düzene ihtiyaç vardır. Gerekirse
duplikasyonları çifte oy vermelerinin önüne geçmek için gerekirse parmaklar bile boyanmalıdır. Ama bu konuda yeterince iktidar partisini bırakınız, muhalefet partilerinin bile bu endişe içinde, bu mücadele içinde görmüyorum. Bunun için seçimlerde, 2015 seçimlerinde özellikle bazı şüpheli bölgelerde ciddi seçim ilerlerinin olacağını da görür gibi oluyor. Evet. Sayın Paşam, bu değerli söyleşiden dolayı teşekkür ediyorum. Son olarak 10 Kasım dolayısıyla dinleyicilerimize vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anacağız 10 Kasım'da, ulu önderimizi. Bu konuda vermek istediğiniz mesajı alabilir miyim? Şimdi Atatürk için hem çok kolay bir şeyler söyleyebilmek benim için hem zor. Kolay niye? Bu yaşıma gelinceye kadar Atatürk hakkında çok kitap okudum. Atatürk hakkında çok konferans dinledim. Çok doluyum. Ama şöyle zor bir şey söylerim. Sizin bildiğiniz şeyleri tekrar etmek, izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin bildiği şeyleri tekrar etmek istemem. Onun için benim için de bir bakıma zor. Ama şunu söyleyebilirim. Atatürk demek ve onun önderliğinde kurulan cumhuriyet demek bir aydınlanma projesi. Bakınız, bugün 1,5 milyarlık Müslüman toplum var. Evet. 1,5 milyarlık Müslüman toplumda sadece egemen olan kan, kin, gözyaşı, mutsuzluk. Bakınız, teknoloji adına, üretim adına, bilim adına bu 1,5 milyarlık Müslüman toplumda hiçbir şey yok. Yani var diyen varsa beri gelsin. Hı hı. Bakınız, bu 1,5 milyarlık Müslüman toplumda bir tek Türkiye var, kutup yıldızı. Vesile, üretimiyle, teknolojisiyle, bilimiyle, üniversiteleriyle, kadının toplumda hak ettiği yere ulaşma açısından kat ettiği mesafe olarak yani size bir sürü kriter sorabilirim. Peki Türkiye'yi diğer 1,5 milyarlık Müslüman toplum içinde kutup yıldızı yapan kim? Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Ve onun önderliğinde yapılan aydınlanma devrimleri. Bazen ben şöyle söylüyorum. Hani diyorum, daha kolay anlaşılsın diye. Dünyanın neresine gidersiniz gidin diyorum. Başarılı öğrencilerin ortak yanları vardır. İşte ne bileyim, dersi zamanında derste öğreniyordur, zamanını kullanıyordur, çalışıyordur, haykırık etmiyordur falan düşünürken. Peki nasıl başarılı öğrencilerin ortak yanları var ise başarılı devletlerin de ortak yanları var. Evet. Ne bileyim, Amerika Birleşik Devletleri yaşadığınız ülke başarılı bir ülke. Niçin? İşte insani gelişmişlik, gayri safi milli hasıla, GDP, kadının hak ettiği yer, ondan sonra yaşam standardı, değil mi? Dediğim, bu başarısız ülkelerde insanlar 40 yaşlarında, 30 yaşlarında ölürken orada sizin yaşadığınız ülkede insanlar ölmek bilmiyor. Evet. Yani başarılı bir ülke. Evet. Peki onları başarılı kılan ne? Bakınız, onları başarılı kılan ne biliyor musunuz? Aydınlanma devrimlerini, yani Avrupa'da 250 yıla sürdürülen aydınlanma devrimlerini içselleştiren, aklı, dini egemen kılan ülkeler. Dini, tabii ki ufak tefek farklılıklar gözükse bile, dini dünyevi yaşama referans yapmayan ülkeler. Bakın işte bu aydınlanma devrimleri dediğimiz, o ülkeleri başarılı kılan ideolojiyi Atatürk çok kısa zamanda bu topraklarda gerçekleştirdi. Onun için Türkiye bu Müslüman dünya içinde kutup yıldızı. Bu konuyu artık daha fazla uzatmak istemiyorum. Fark Atatürk farkıdır. Fark aydınlanma devrimleri farkıdır. Fark cumhuriyet farkıdır. Onun için bu yıl çok kısa bir süre önce 91. yıl dönümünü idrak ettik. Bu vesileyle, bu başarı nedeniyle, bu kazanımlar nedeniyle ben başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere hepsini saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum. Buradan da bizi izleyen, bizi dinleyen dinleyicilerimize saygılarımı, sevgilerimi
gönderiyorum. Ben de size çok çok teşekkür ediyorum vaktinizi ayırdığınız için Sayın Türker Ertürk. Gerçekten çok değerli bir söyleşi oldu bu. Anlamlı bir zamana denk geldi 10 Kasım zamanında. Size teşekkürler, çalışmalarınızda başarılar, saygılar sunuyorum efendim. Sağ olun. Sağ olun, saygılar benden, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, hoşça kalın.